silahı köstebek. At! At silahını asubay. Öldürecekler seni Celil komutan. Yavuz babasız kalacak. Bırak silahı ne olur. Oğlunu düşün. Ne olur Celil. Yavuz'u babasız koyma. Onun da benim de sana ihtiyacımız var. Ulan asubay. Ben ölürüm ama sen de ölürsün. Bak karı ne diyor. Çocuğun varmış. Yazık değil ulan ona. Babasız kalacak. Ab Celil, ne olur ab silahını. Alın lan şunun silahını. Hamit Hoca, bu bela Sungurlar timinden. Sungurlar mı? Onlar Şahmaran'ın alan tim değil mi? Şahmaran çerezdi oğlum. Hapiste anlatırlar sana Sungurları. İkisini de alın ve ağladık. Hoca, yerinde olsam durmaz. Hiç vakit kaybetmeden kaçardım lan dünyanın öteki ucuna. Hayır! Geç. Bırak beni. Yürü. Bırak. Yürü. Bırak beni. Bırak. Rahat dur, yürü. Bırak. Gir. Tanıdılar seni. Beni affet Celil komutan. Olan oldu öğretmen. Boş ver. Canın acıyor mu? Üzülme. Alışkınım ben. Tamam mı lan? Neyi bekliyoruz hoca? Timcinin kafasına sıkalım, geberip gitsin. Salaklaşmayın lan. Büyük balık o. Meselenin içinde Şahmaran var. Suriye'den sığınan itirafçı Maya'nın verdiği ifadelerle bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'deki birçok eylemden sorumlu olan Şahmaran Kod adlı casus yakalandı. Şahmaran'ı bölgede artık bir efsane olan Sungurlar timi yakaladı. Şahmaran'ın Sungurlar timinin komutanına komplo kurduğu da ortaya çıktı. Yüzbaşı Serdar Mert görevine iade edildi. Gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Ulan bu bela gene çıktı ortaya. Evet Uncu Vedat. Benim Vedat, Hamit. Aramıza köstebek sızdı. Hücrevi iç savaş çıkarma planı deşifre oldu. Aramıza sızan köstebek Sungurlar timinin as subayı Kordon Celil. Yakaladım herifi. Hoca emin misin? Bana bak, bu gerçekse kral yaparlar seni be.
Beni az bekle hele. Bravo, un dükkanı. Acil cevap ver. Ne oldu lan? Hücre iç savaş eyleme emrini mi aldın? Aldım bravo. Onu demeyeceğim ama. Şu bizim Hamit Hoca. Sungurların asubayı Kordonceli. Hocanın elinde. Yakalamış. Ne yapacağını soruyor. Celil komutan. Çok korkuyorum. Ne yapacaklar bize? Korkma Dilan. Bir yolunu bulup çıkacağız buradan. Aslan parçası evde miydi? Evdeydi. Annem bakar ona, sorun olmaz. Ama şimdi beni çok merak edeceklerdi. Seni hücre evine takip alan ajan sandılar. Keşke ajan olsam. Ama ben sizler kadar cesur değilim. Ben anaokulu öğretmeniyim. Böyle şeylere alışık değilim. O hoca dedenin bakışları da çok kötü Celil komutan. Çok korkuyorum. Ben buna izin vermem. Dilan. Şurada bir şişe var. Görüyor musun? Evet. Senin ayakların serbest. Çabuk hareket et. Hemen onu bana getir. Olur Celil komutan. Şişeyi elime bırak. Kesilecek. Önemi yok. Timci. Yolculuk var. Kalk hadi. Sen hiç rahat durmaz mısın lan? Lan yürü. Bırak beni. Bırak. Rahat dur. Yürü lan yürü. Bırak. Bırak lan. Yürü lan oğlan. Bırak. Ajan kızı eve al. Yürü. Sus dedim. Ya hele bir sakin ol. Altı üstü bir mutağa nikah kıyacağım. Ücretini de alacaksın, merak etme. Götür. Bırak lan dur. Dur. Yürü. Dur hadi. Sus. Bırak lan beni. Bırak. Rahat dur. Ulan şerefsiz. Ulan o kızı zulme lan. Seni parça parça ederim lan. Dünyanın öteki ucuna kaçsan da seni bulur, tabuta koyarım lan. Yerini bulur. Yemin olsun yaparım bunu bak. Sen hele önce kendi derdine yan lan. Seni şahmaranın serbest kalması için kullanacağız. Tabii sen serbest kalmayacaksın, o başka. Şahmaranın işi bitik şerefsiz. Onu kurtaramazsınız. Kes lan sesini. Götürün şunu. Hadi yürü. Yürü. Bırak lan. Bırak. Bırak. Karargahın güvenlik sistemine girdik.
Bu şerefsizi 24 saat izliyoruz komutan. Örgütün onu kurtaracağına emin. Ama içeride kalıp ümidi tükendikçe çözülecektir komutanım. Celil'den yeni bir haber var mı? Hamit Hoca denen adamdan iç savaş çıkarmak için harekete geçen uyuyan hücreleri öğrenmeye çalışıyor komutanım. Bütün uyuyan hücreleri mi bravo? Hepsini mi? Hepsini söyle yüzbaşıya. Şahmaran bu yapı için çok çalışmıştı. Şimdi ne? Uzun etme Şivan. Sana denileni yap. Uyuyan hücreler yüzbaşı Serdar'a ihbar edilecek. Bu kadar. Şahmaran'ın kurtulması için bu şart. O az subay da elimizdeyken bunu fırsata çevirmemiz gerekir. İç savaş konsepti demek bölgeyi birbirine katmak demek Serdar. Asker, sivil, polis, ölüm demektir. Zaten ülke diken üstünde. Kordon'un o hücreleri mutlaka öğrenmesi gerek komutanım. Geç kalırsak elimizden kaçırırız komutanım. Bir daha alırlarsa bir daha bulamayız. Celil'i beklemekten başka yapacak bir şey yok Serdar. Olmalı komutanım. Bir şeyler olmalı. Çok kötü Celil komutan. Çok korkuyorum. Korkma. Dünya yıkılsa da yaklaşamaz sana. Ben buna izin. Saat benimsin kadın. Sonra serbestsin. Yalvarırım dokunma. Bu iki saati iyi değerlendirmek lazım. Hayır. 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 Bırakmayın ne olur. İtiraz etme. Artık benim nikahımsın. Kes sesini! İmdat kurtar beni Celil komutan! Kaldırın lan şunu. Kaldırın hadi. Hadi al. Çıkın lan koş koş. Yakalayın.
şu kapıyı! Aç! Kurtuluşun yok. Hayır yapma. Bırak beni. Benimsin. Durun. Sakın ha. Defol git başımdan. Defol git. Vermeyeceğim lan. Aptal kız. Daha silahın emniyetini açmayı bile bilmiyorsun değil mi? Feryatları kesildi. Hamit Hoca'ya karşı koyamaz. İçi misin daha? Vallahi iyi oldu şunu yakmamız. Silahını. At. Yoksa bu kız geberir. Sakın atma Cengiz komutan. At ulan. Yoksa yere cansız düşer bu kahpe. Sakın gelme. Gelme. Gelme lan! Gelme vururum kızı! Eminsin değil mi? Kör.
Buraya geldiğimi ben bile bilmiyorum Yavuz. Bu yapıyı kurmak için canımı dişime taktım Güven. Nasıl ihbar ederiz kendi yapımızı? Hücre evleri deşifre oldu Yavuz. Yüzbaşıya, o sungurlar denen vatanperverleri oyalayacak bir şeyler gerek. Bu sırada biz yeni yapıyı kurarız. Altyapı hazır. 12 ilde biner savaşçı. Gizli. Köpek gibi sadık. İşaret ettiğini öldürecek bela adamlar. Çıvan yüzbaşıya uyuyan hücreleri okuyacak. Sonra yüzbaşı bütün hücrelere çökecek. Bu sırada biz yeni yapıyı kuruyor olacağız. Deşifre olmamış olur. Sıfır. Kimsenin duymadığı 12 bin savaşçı. Şu an senin yüzbaşı mal bulmuş mağrip gibidir. Şivan hücreleri söylüyordur. Tek istediğim içeride rahat etmek yüzbaşı. Başka bir isteğim. Tamam lan. İçeride rahat edeceksin. Şimdi anlat bakalım. Nerede bu hücreler? İlçenin güneyinde derme çatma bir mahalle var. Kırsaldan göç alan bir yer. Bütün mahalle yapının bir parçası. Simli sokaktan başlayıp Erdem sokağın başına kadar 14 tane uyuyan hücre var. Birbirleriyle bağlantılı. Ama mahalleye girmek imkansız yüzbaşı. Her yerde erkekler. Görüntüyü alıyorsunuz değil mi? Devam et. Sıkıntı yok Meryem. Sağa dön. Hücre evi orada olmalı. İki şerefsiz karşına çıkacak. Hazırlıklı ol Meryem. Nereye gidiyorsun? Fatma Gül'e gidiyorum. Burada öyle birisi oturmuyor. Ya olur mu canım? Kaç kere geldim ben buraya? Hey! Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Şivan'ın dediği doğru çıktı. Her yer dolu komutanım. Hop kadın, nereye gidiyorsun bakayım? Hücre evi burası komutanım. Ya sen ne laf anlamaz kadınsın be? Burada Fatma Gül diye birisi yok. Belanı mı arıyorsun kadın? Ya nasıl olur? Fatma Gül'ün adresi burası. Burada öyle biri yok. Lafı uzatma. Komutanım müdahale şansınız yok. Meryem tek başına. Hemen çıksın oradan Serdar. Meryem tamam. Hemen çık oradan tamam mı? Yani evi karıştırdım işte, ne yapabilirim? Yürü git. Allah Allah. Bu evin bodrumunda kasa var. İçinde bir takım belgeler saklanıyor. Eğer o kasayı ele geçirebilirsek, ilk savaş için harekete geçirilen hücreleri ve eylem noktalarını öğrenebiliriz komutanım. Emin misin Celil? Evdeki evrakları getirdik Hamit Hoca. Tamam lan, bodrumdaki kasayı kapatın. Eminim komutanım. Şivan itinin söyledikleriyle Celil'in söyledikleri uyuşuyor komutanım.
Bu mahallede ciddi bir hücre yapılanması var. Adamlar uyanmadan hemen hücre evine operasyon yapmalıyız komutanım. Bu mahallenin yarısı bu itlere çalışıyor Hasan. Yani tam iç savaş çıkarılacak yer. Mahalleyi uyandırmadan bir an evvel o eve girmeliyiz Serdar. Hamit'in öldüğü ortaya çıkarsa her şey berbat olur. Asubayı sınıra götürürken birden elimizden kaçıp saldırdı. Buraya geldi. Hamit Hoca'yı öldürdü. Kızı alıp kaçtı. Bir tek Timci hepinizi beter etmiş be. Beceriksiz herifler. Bravo acil. Bravo acil. Vedat, Sungurat subayı Celil hala Suriye'ye teslim edilmemiş. Bir sıkıntın var. Az subay onu sınırdan geçirecek grubu indirmiş. Sonra da Hamit'i öldürüp kaçmış. Kahretsin. Şahmaran'ın takas planı battı. İkinci planı devreye sokacağım. Hazır ol, bu planda sen de varsın. Emredersin bravo. Hemen ilçeye dön. Sungurlar uyuyan hücre yapılandırmasını çözdü. Hücredeki kasayı imha et. Anlaşıldı. Buralarda 10 kadar militan nöbet bekliyor Serdar. Mahalleye sivil sızacağız. Albayın emir verdiği gibi. Operasyon sessiz sedasız olacak. Adamları indirip eve gireceğiz. Meryem, sen benimle berabersin. Albay, onun böyle operasyonlarda yer almasını ve yüzünü tanımasını istemiyor Serdar. Nazı, acemi değilim ben. Merak etme, hiç kimse benim yüzümü göremez. Meryem bize lazım Nazı. Aramızda kadın olursa dikkat çekmeyiz. Ben de gelebilirim Serdar. Sen burada operasyonu yürüteceksin Nazı, tamam mı? Peki. Celil, sen doktor, Memiş, beraber hareket edeceksiniz. Anlaşıldı komutanım. Hadi sivilleri giyiyoruz. Celil komutan, oğlunuz geldi. Komutanım. Tamam Celil. Aslanın oğlu. Gel. Baba. Komutan babam benim. Komutan babam. Bak sen ya. Nelerde öğrenmiş bu aslan parçası. Hoş geldin Dilem. Nasıl oldun? Hala korkuyorum Celil komutan. Düşünmemeye çalış Dilem. Çabuk atlatırsın. Oğlum. Bunu sana aldım. Namusumu kurtardın. Bunu hiç unutmayacağım. Senin de beni hep hatırlamanı isterim. Ben böyle şeylere alışkın değilim. Mahcup oldum. Sağ ol Dilem. Teşekkür ederim. Onlara bakıp neyi hayal ettiğim belli oluyor Nazım. Benim hayalim bir gün gerçek olacak Meryem. Ama sen hayal kuracak durumda bile değilsin. Nazım, bence kendine çok fazla güvenme. Öyle mi dersin? Ben Allah gereken yeri alırım. Sen çıkmasın.
Dilan Celil'in oğluna sahip çıkmış. Bu Celil için çok iyi oldu. Celil! Geliyorum komutanım. Ben araçtayım Serdar. Tamam, tamam Meryem. Hazır mısınız doktor? Hazırız. Çıkmıyor muyuz? Benim gitmem lazım. Bir operasyona çıkacağız. Hadi sadece. Biz gidip hazırlanıverelim gari. Evet, oyalanmayalım tamam sadece. Hadi. Dilan ablanı üzme tamam mı aslan parçası? Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Siz. Benim gitmem lazım. Hadi Allah yardımcınız olsun. Güle güle baba. Güle güle baba. Fotoğraf çektirmiş. Çitlenmeyi unutamıyorsun değil mi? Doktor çabuk olalım. Hücre evine yetişmemiz lazım. Eski yapıdan kurtulacağız Yavuz. Bu sırada hücreler işi becerirse ne hal? Vedat'ı da yem ettin ya. Zafralardan kurtulmak gerek Yavuz ha? Biz sen, bir ben. Yoksa yeni yapıda hemen deşifre olur. Kasadakileri imha edip bu evden çıkıyoruz. Eve pusu atın. Burayı Sungurlar timi çözmüş olabilir, dikkat edin. Gelecek olurlarsa da hücreyle birlikte havaya uçacaklar. Anlaşıldı mı? Emredersin Vedat. Vedat. Thank you.
geçiş yok. Geri basın lan. Selamünaleyküm kardeşler. Burada bir... Sen kimsin lan? Sokak varmış burada. Ya ben bir arkadaş var, ona bakmaya geldim. Basket lan! Nasıl geldiniz be? Karımla akrabalarımıza gidiyoruz. Yalan söylüyorsun. Bunlar Vedat'ın dediği timciler olabilir. Dur! Dur dedim! Dur lan! Ses duydun mu? Evet, bu taraftan geldi. Hadi gidip bakalım. Oh!
yok. Var Serdar. Bir militan içeride pusuda. Doktor, pencere sende. Tamam abla, merak etme. Geç öyle, geç. Vay anam vay, düzeneye de bak. Ulan oğlum, sizi var ya, bu düzeneğin üstüne oturttum. Geç lan şerefsiz, geç. Girin. Al şunu Memiş, al. Geç. Al git şunu. Doktor. Şu evraklar nerede? Ha? Aga, kordonun söylediğine göre şey... Bodrum'da bir tane kasa varmış herhalde orada yani. Hadi gidelim. Hadi. Tamamdır. Her şey tertemiz oldu. Ulan şerefsiz. İyi temizlik yaptın ha? Sungurlar timi. Uyuyan hücrelerin bilgileri nerede lan şerefsiz? Aha burada. Aga belgelerin hepsini yaktığına göre... Ama eğer belge yandıysa... Aha şu tenekenin içinde kesin bir şeyler vardır bence. Açalım mı alalım? Boşuna uğraşmayın. Konuşturamazsınız beni. Gerçekten emin misin yani? Bunları o kadar emin olarak mı söylüyorsun? Ne diyor? Belki büyük konuşma yani o kadar da emin olma yani olma. Ne yaparsınız? Öldürür müsünüz beni? İşkence mi yaparsınız? Bir halt edemezsiniz. Askersiniz siz. Haklarımı biliyorum ben. Bak ben senin haklarını var ya. Adam haklı. Hakları var. Karargaha gidiyoruz. Nereye gidiyoruz be? Bu yol bozuk. Dağ yolu bu. Kıpraşma lan. Kırarım o iyi. Nereye götürüyorsunuz beni be? İnfaz mı edeceksiniz? Lan oğlum, az sabırlı ol lan. Haklarını okuyacağız sana.
haklarını istemedin mi? Sana haklarını sayacağız. Öldüreceksiniz beni. Ne oğlum yok. Öldürmek mi öldürmek yok. Sen istemedin mi orada haklarım haklarım diye? Aha da sana haklarını okuyoruz işte. Mesela birinci hakkın. Buradan uçma. Ya Sadıcığım, bu arkadaş uçamaz gari. Düşer. Manyak mısınız siz be? Başka bir hakkın daha var. Kuş olup uçamam diyorsan buradan atlayıp geçebilirsin. Anladın mı? Bir deneyelim mi? Ben seni iterim. Haydi. Yapma. Ha. Yapma be. Dur. Yapma. Kaç. Yapma be. Yapma, ne yapıyorsun? Ama komutanım, bu arkadaş nereye atlayıverecek? Aşağısı uçurum. Düşerse ölür gari. Aferin Sadık. Aferin Sadık. Bunu yapamazsınız. Katil değilsiniz siz. Vedat, başka bir hakkın daha var. Emirleri kimden alıyorsun? O yaktığın belgelerde neler vardı? Eğer isim isim verirsen karargaha geri döneriz. Orada sana çay bile ısmarlayacağım. Söz veriyorum. Komutanım, ne gerek var? Bu teneke bir şey bilmiyorum dedim. Hem uçmaya da baya baya meyilli. Bence bir fırsat verelim. Yapma! Yapma! Tamam! Yapmayın. Kim lan seni? Tamam komutan. He? Tamam. İleriniz olayım, yapmayın. Ne biliyorsam anlatacağım. Aferin. Bak. Ama bu şimdi olmadı. Yaz bakalım teneke. Ses gelsin. Hücreler görevleri aldılar. Yer değiştirdiler. Onları bulmak artık imkansız. Bu işin başında kim var oğlum? Oraya gelsen. Öldürür beni. Yaşatmaz. Anlaşılan sen uçmak istiyorsun ha? Bravo. Bu işi bravo diye biri yapılandırıyor. Bu o bravo olmanın azı. Evet ağabeyim. Muhbirlere emir veren kişi. Serdar, Celil. Gelin konuşalım. Anlaşıldı komutanım. Bir anlaşma yapmıştık. Bravo 16 dinlemede. Devam et. Sungurlarla buluşma sağlandı mı? Onları görüyoruz. Buluşma sağlanacak. İlk emir iptal edildi. Tekrar ediyorum, buluşma olmayacak. Sungurlar imha edilecek. Sungurlar imha edilecek. Anlaşıldı mı? Bu emri kim veriyor be? Bravo kim? Bize verilen emir sungurları içeriden çıkarmaktı. İlk emir iptal. Onay kodu gri. Onay kodu gri. Emri tekrar ediyorum. Sungurlar imha edilecek. Anlaşıldı, buluşma iptal. Sungurlar imha edilecek. Kim veriyor be bu emri? Peki komutanım, kim? Kim bu Bravo? Bir operasyona nasıl müdahale edebiliyor?
konuşturdular seni ha Vedat? Yo yo, hayır. Yorma kendini. Ne yapıyorsun? Hayır dur. Dur, hayır. Dur. İçeriden biri bu. Muhtemelen Yavuz gibi kendini terse satanlardan. Ama kim bilmiyoruz. İçerideki her gerek kim olduğunu biliyor. Ama konuşmuyor. Koş! Giriş çıkışları kapatın. Hiç kimse dışarı çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Ölmüş bu. İstiyorum hemen. Yine o komutanım. Bravo. Buraya girebiliyorsa kesin içimizden biri bu. Komutanım, bu şerefsizler iç savaş çıkarmaya kararlı. Şu Şivan'dan öğrendiklerin Serdar. Hücreler harekete geçmeden çökelim üstlerine. Meryem haklı Serdar. Ben bu olayı takip ederim. Siz gidin. Anlaşıldı komutanım. Meryem. Sen geride kal. Bravo istihbarattan biri ise seni görür. Deşifre olmamalısın. Albayım ben. Nazı haklı Meryem. Ben seni ikinci operasyona saklıyorum Meryem. Serdar. Sen hiç merak etme, ben o işi hallettim. Eyvallah, sağ olasın. Çok sıkılmıştım ha. Sen hiç merak etme. Senin de bir gün işin düşerse ben de elimden geleni yaparım. Tamam doktor. İş sende hadi. Hadi araçlara. Hadi. Thank you.
başladı bilginize. Yabancı uyruklu kızlar hücre evinde bulundu komutanım. İyi iş başardınız Serdar. Sağ olun.
lakabımı da öğrenmiş. Celil. O ne? Şey, komutanım. Dilan hediye almış da bana. Ver bakalım. Güzelmiş künye. Hayırdır Celil? Bir şey yok komutanım. Komutanım, bayram değil, seyran değil gari. Niye hediye alıvermiş? Kızı kurtardım. Onun için hediye almış. Anladın mı akil iş? Şimdiye kadar kim bilir kaç kişiyi kurtardık. Kim bize hediye aldı ki? Böyle bir hediye aldığına göre bu kız seni seviyor Kordon. Nereden çıkardın bunu Naza? Ne var burada Kordon? Ayrıca birbirinize çok da yakışıyorsunuz. Hem oğlunu da kendi çocuğu gibi seviyor anladığım kadarıyla. Hadi komutanım, düğün dernek kuru verelim gari he. Dalga geçmeyi bırakın be. Celil. Doğru söylüyor. Dilan aklı başında bir kıza benziyor. Eğer aslan parçasını da seviyorsa ona iyi analık eder. Bence bir otur kızla konuş ha. Yapma komutanım. Sen de mi? Celil, yuva kurmanın zamanı geldi. Yaşında geçiyor koçum. Diyene bakın. Senin de yaşın geçiyor komutanım. Sen de yuva kur. Naza sen niye geldin? Albay aradı. Şivan'la konuşmanı istiyor. Bravo'nun kimliği için. Uyuyan hücrelerin hepsini size verdim yüzbaşı. Ama Bravo kim onu bilmiyorum. Yalan söylüyorsun lan. Yeminle yalanım yok. Adamın sadece sesini bilirim. Şivan'ı almaya geldiler Serdar. Tamam. Vakit doldu ya. Gel lan. Gel. Gel lan. Bravo'nun kim olduğunu bilsem söylerim yüzbaşı. Ama bilmiyor. Ancak Şahmaran yakalanması durumunda Bravo'nun kendisini kurtaracağını, hapisten kaçıracağını söylerdi. Ben hapiste bir hafta bile kalmam derdi. Şahmaran'ı mı kaçıracakmış? Yok deme. Oğlum, Şahmaran'ın işi bitti. Celil, Vedat'ı gözümüzün önünde öldürdü adam. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Şahmaran'ı da pekala kaçırabilir, anladın mı? Peki plan ne? Şahmaran bahsetti mi nasıl kaçıracakmış? Bilmiyorum. Sadıcım ay, sadıcım al şunu. Yüzbaşı, sadece. Göreceksin. Hadi. Bravo yüzbaşı. Şahmaran'ı kaçıracak. Yürü. Komutanım. Bence atıyor bu. Celil, Şivan bize oyun oynamadı. Uyuyan hücrelerin tamamını bana anlattı. Şivan'ın bu kadar çabuk çözülmesi sana da garip gelmedi mi komutanım? Ne oldu da bu kadar birden iyilik meleği kesildi başımıza? Celil, altında bir şeyler arama. Adam yalan söylemiyor. Yavuz cezaevinden firar ederse Sungurlardan intikam almak için her türlü şerefsizliği yapacaktır Celil. Komutanım, Yavuz cezaevinde yüksek güvenlikli bölümde tutuluyor. Firar edemez.
Şivan? Televizyonda gördüm seni. Maskesiz bizden bir farkın yok Şahmaran. Kes sesini lan. Sen de ben de hapisteyiz Şahmaran. Boşuna hava atma bana. Ne diyorsun ulan sen? He? Ne diyorsun ulan? Yavaş durun, boğacaksın. Durun, ne yapıyorsun? Ben yardım edeceğim sana çıkman için. Dur lan, boğacaksın beni. Ayrılın. Bravo, selamı var. Seni buradan çıkarma operasyonu başladı. Az sonra NASA'yı kullanacak bu operasyon için. Ayrılın, ayrılın. Dur lan. Ayrılın lan. Tamam, tamam, sakin olun. Tamam hadi. Dağılın hadi. Herkes işine baksın. Yürü, yürü. Dağılın dedim. Kadını NASA, Şahmaran'ı hapisten kaçıracak. Yüzbaşı bunu öğrenince kuduracak. Durum ne? Bir sıkıntı yok NASA. Şarlatanın her hareketini dikkatle takip et, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Komutanım, biraz konuşabilir miyiz sizinle? Hayırdır Celil? Kızarmışsın. Şimdi bunun altında kalmak olmaz değil mi komutanım? Olmaz tabii. Sen de kıza güzel bir hediye almalısın. Ben beceremem öyle şeyleri komutanım. NASA sana yardım eder. Ederim tabii. İyi hadi. Gel gidelim. Hadi gidelim bakalım Aşık Kordon. Ziyaretçin orada. Hadi. Şahmaran'a verilecek bir emanetim var. Ver. Gel Kordon, gel. Şöyle hal yolu bir şey olsun NASA. Malum, bizim para ay sonu olmadan suyunu çekiyor. Beni görünce çok şaşıracaksın NASA. Çok. O zaman kıza şöyle güzel bir yüzük al Kordon ya. Hem uygundur da burada. Olmaz. Niye olmazmış ya? Yüzük sözü nişanı çağrıştırır şimdi. Daha iyi işte. Kızın tansiyonunu ölçersin. Olmaz Nazar. Yılanlık yapma. Olmaz. Üf, karışma sen ya. Bu kadar yıldan sonra bile hala aynısın Nazar.
Hala asi görünüyor. Hala var. Biz şunu alalım. Olur abla. Ya Naz'a, şöyle kolye bileklik falan alsaydık. İyi hadi tamam, beğendiğim bir şey var mı baksana hadi. Bu ne beğenirse beğensin. Sen şu yüzüğü bize ver, tamam mı? Olur abla. Şeye döner dönmez nikah dairesine gidip evleniyoruz. Tamam zaten, tamam. Merak etme. Sadıcığım, ne dersin? Bu izin olayı iyi oluverdi gari ha? Havamız değişti gari. Tamam. Aa, sizin ne işiniz var burada? Beni bana ikizlere hediye alıverdim gari. Bak bak. Siz ne yapıyorsunuz burada? Celil de Dilan'a hediye aldı. İyi. Güzel, hayırlı olsun. Sadık, hadi biz gidelim şu hediyeleri kargoya verelim. Haydi. Gidelim Sadık'cığım, hadi. Doktor hala toparlanamadı. Kolay değil tabii. Ama bir süre sonra toparlar. Neyse. Sen şimdi hemen Dilan'ı ara, tamam mı? Güzel bir yere çağır. Ama aslan parçasını getirmesin bu sefer. O niye be? Ya kıza biraz değer verdiğini göster kordon. Of ya, bu ne ya? Lise talebelerine döndük ha. Ya psikopatlığını da tutmasın böyle kızın yanında, tamam mı? Şunu da al. Git hadi. Tamam tamam. Burada ne arıyorsun? İş Naz'a. Sen de bilirsin. İş demek. Yakında yapılacak bir operasyon var bölgede. Şirket seni tekrar yanında görmek istiyor. Ne diyorsun sen be? Bu ne cüret? Türk Özel Kuvvetleri'nde olman işimize yarar. Görevin belirlendi. Aramıza dön Naz'a. Ben hatalarımdan ders aldım Güven Bey. Vatana hizmet ediyorum artık. Bütün geçmişimi de söyledim çalıştığım kişilere. Sen de söyle o tasmanı elinde tutanlara, defolup gidin bu topraklardan. Ya bunları oturup rahat rahat konuşalım Naz'a. Boş ver. Senle ben ancak silahlarla konuşuruz. Eğer buradaysan o da yakında olur. Uzatma Naz'a. Burada neyin peşinde olduğumu bilmiyorum mu sanırsın? O yüzbaşı senin evli olduğunu öğrenirse ne olur? Yapamazsın bunu. Ben susarım Naz'a. Ama sen de senden isteni yaparsın. Hoş geldin. Hoş buldum. Yalnız konuşalım dedin. Önemli bir şey mi var? Yok yok. Öylesine işte. Ne içersin? Çay içerim. Tamam. İki çay. Tamam abi. Tamam.
Afiyet olsun. Sağ. Künyeyi takmışsın. Evet. Künye için teşekkür ederim. Ben de sana bir hediye aldım. Ne gerek vardı? Beni mahcup ettin. İstersen hemen değiştirelim. Kolye falan alalım. Allah benimle evlenmek istiyor. Ne oldu Dilan? Niye ağlıyorsun? Gerçekten teklifinde ciddi misin Celil? Ne teklifi ya? Bu yüzük tek taş Celil. Bununla evlenme teklifi edilir. Bittin sen yılan Naz'a, bittin. Ya... Bunu ben almadım. Anlamam ben bu işlerden. Bu yüzüğü Naz'a aldım. Ya. Ben yanlış anladım. Affet beni. Yani yüzüğü bilerek verseydim. Benimle evlenmek isteyecek miydi? Evlilik bana göre değil Dilan. Ben beklerim Celil. Sen tamam diyene kadar beklerim. Nasıl? Parça parça edeceğim seni. Sen ne kadar aşağılık, ne adi bir herifimsin be. Ben nasıl inanmışım sana yıllar önce? İş Nazar. Benimki sadece iş. Eğer sen de o yüzbaşı ile aranın bozulmasını istemiyorsan, kararını bir an önce ver. Bir şey alır mıydınız? Ben bir şey istemiyorum. İki çay getir bize. Peki. Oğlum nasıl? Onu görmek istiyorum. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle ha? Oğlunun yüzünü doğduğundan beri hiç görmedin sen. Nazan mı bu be? Şimdi çıkmış karşıma oğlunu soruyorsun. Yeter artık Güven. Uzatma. Biz seninle yıllar önce ayrıldık. Seninle de o büyük ayı ve biraderleriyle de benim işim bitti, anladın mı? Bir daha da sakın karşıma çıkma, tamam mı? Duydun mu beni? Sakın. Otur Nazan. Aç şunu bir bak. Biz hala evliyiz. Sen gerçekten beni
beni bunlarla mı tehdit edeceksin lan? Ha? Evliysek bile seni öldürür dul kalırım. Bunu o kalın kafana sok Güven. Kim bu Güven be? Yardım almadan bu şerefsizin kaçması imkansız. Hadi be oğlum, hadi. Harekete geçin artık. Bu bizim Şivan. Toparlan lan. Gebertirim ulan seni. Canına mı sıktın lan sen? Bırak. Telefonu koydum cebine. Sessizde. Neler dönüyor burada be? Naz'a, fena yapacağım seni Naz'a. Ya Sadıç, kendine acıyı vereceğine kalk abdest alıver gari ha. Zafir ile Zeynep için bir Yasin okuyuver, ne olabilecek arkadaş, hadi. Abdest. Yasin mi? Ne yaptın? Tam bir yılanlık Naz'a. Niye? Kız beğenmedi mi yüzüğü? Bak ya. Amma pişkesime. Kız ona evlenme teklif ettiğimi sandı. Kabul ettiyse sen de evlen kızla kordon. Lan çıldırtma beni lan. Burası bayram yerine dönmüş. Dilan'a aldığım hediyeyi değiştirmiş. Yerine tektaş yüzük koydurmuş. Kıza resmen evlenme teklif ettim. Sen de evleniver gari kayınço. Kardeşim Berivan da çok mutlu olur gari ha. Başlatma lan kayınçondan şimdi. Berivan çok sevini verecek gari bu işe. Ya hem Dilan iyi bir kız kordon. Senin iyiliğin için yaptım bunu. Evlen bu kızla. Celil. Naz'a haklı. Çocuğunu düşün. Düzenini kur oğlum ya. Sen de mi komutanım? Zafir. Zafir ölmeseydi şu an evlenmiştik. Yuvamı kurmuş olurdum. Ama sen Celil. Sen yaptın. Onları oradan zamanında göndermedin. Doktor, yeter. Artık saçmalamayı kes. Onların ölümüne sen sebep oldun. Operasyonda bağlantı kurmak yasaktı. Dinlenme ihtimalimiz vardı. Ama sen ne yaptın? Zafir'e telefon açtın. Zafir bak şimdi beni iyi dinle.
Nazan'la konuş. Nazan, buradaki bazı muhbirlerle bağlantı kurmuş. Muhbirler bizim buradan çıkmamıza yardım edecek. Yarın sizi de alıp bu cehennemden çıkacağız. Ülkemize döneceğiz Zafer. Çok şükür doktor. O yarım kalan bir nikah işi vardı ya, hiç merak etme. İlçeye döner dönmez onu da halledeceğiz. Ne olacak? Çitlenmeyin, benim gibi babası olsun. Benim gibi bir baba yerde bulacak. Tamam. Hadi öp çitlenmeyin. Hadi hayırlı geceler, tamam mı? Nazı, sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Derdin ne senin? Sen nasıl bir oyunun içindesin? Hop hop, ağır ol. Haddini bil. Zaten canım sıkkın, bütün hırsımı senden alırım bak. Anladın mı? Kocan yüzünden olmalı ha? Güven miydi adı ne? Bak Nazı. Bu beni ilgilendirmez ama Serdar'a zarar vermene izin vermeyeceğim. Bunu yapamayacaksın. Serdar'a söyleyecek. Bu utancı yaşama Naza. Serdar'ı rahat bırak. Hatta çek git buradan. Herkes için en iyisi bu. İyi akşamlar Serdar. Hoş geldin Meryem. Var mı bir şey? Ne yapıyor bu Yavuz hırsızı? Ortalıkta görünmüyor bu şerefsiz. Uyuyor. Zungurları yok edeceğiz. Şivan, Yavuz'u Bravo'nun kaçırmayı planladığından söz etti. Bu imkansız Serdar. Yavuz'u kimse oradan kaçıramaz. Meryem, imkansız diye bir şey yok, tamam mı? Adam gözümüzün önünde Vedat'ı öldürdü. Koca karargahta elini kolunu sallayarak çıkıp gitti. Biri o şerefsizi kurtarmayı başarırsa... Tek hedefi biz olacağız. Bize diş geçiremezse yakınlarımıza, sevdiklerimize musallat olacak. Bu şerefsiz acıyı her an, her yerde yaşatmaya çalışacak bize.
Ağa, Memiş dedi. Sadıcım dedi. Dedi ki, böyle durma dedi. Yasin oku dedi. Bilmiyorum yani, beceremedim yani, öyle açtım, karıştırdım, bulamadım yani. Yani ben abdest almayı, namaz kılmayı daha yeni sizden öğrendim aga. Aga ben hiçbir şey yapamıyorum. Zafer'le çitlen bir hep Yasin bile okuyamıyorum aga. Ben ne yapacağım aga? Doktor, öğrenirsin. Ben sana öğretirim. Sen yeter ki iste. Aga, niye hep böyle oluyor? Benim bütün sevdiklerim bir bir ölüyor. Önce Zeler, çocuklarım, Zeynep, ufaklık, onun anası, şimdi de Zafer'le çitlenmek. Doktor, belki de Allah bizi adanmışlar gibi yaşamaya sevk ediyor. Kadınla, kızla, dünyevi işlerle meşgul olmamızı istemiyor. Beklentisiz bir hayata sevk buluyoruz demek de mümkün. Aga, o zaman bize düşen bu namus bildiğimiz toprak için bir tutam ayrılık. Öyle mi aga? Doktor, vatan bir sevdadır. Birileri bilmese de, anlamasa da bizim sevdamız büyük. Onun için bir tutam ayrılık feda olsun bu topraklara. Evet. Neredesin İlhan? Tamam. Bekle, ben geliyorum hemen. İlhan'a birileri saldırmış komutanım. Ben bir bakıp geleyim. Tamam Celil, sen git. Saldırdı sana Dilan. O Hamit Hoca denen adamın militanları. Yavuz'la okula giderken önümüzü kestiler. Tartakladılar beni. Mahalleden gitmezsem yüzüme kezzap atacaklarmış. Anam da yok. Çok korktum Celil. Yavuz nerede? İçeride uyuyor. Nerede bu militanlar? Mahalledeki insanları da taciz ediyorlar. Şu hergeleleri göster bakalım bana Dilan. Peki. Hadi. Hı,
Lan moruk. Söyle hadi. İmanın şartı kaçtır? Altıdır evlat. Bırakın da gideyim evlat. Kes lan sesini. Öğretmen geliyor lan. Eceline susamış lan bu. Doğru söylüyorsun, kafayı yemiş ha. Şşş. Dur bakayım. Amca. Sağ ol evladım, Allah razı olsun. Sen geç öyle. Milletin dinini, imanını sorgulayan çapsızlar siz misiniz lan? Ne diyorsun sen be? Eceline mi susadın asker? Buralar bizden sorulur. Bas git bu mahalleden. Sen oku bakalım lan Fatiha'yı. Elham... Lan lan. Okusana lan. Bilmiyorsun değil mi? Milletin dinini sorgulamak size mi kaldı lan hadsizler? Celil! Korkma lan. Su o, su. Ağır ol lan, kondi. Dur, bir dayak yiyin. Geleyim iki de ben çakayım derdim. Lan, bin gidin hadi. Hey, hey ya. Kaç, kaç, kaç. Koş. Allah razı olsun evlat. Başımıza bela kesildi. Eyvallah, eyvallah. Ya o adamın attığı kesap olsaydı Celil? Bu amcanın yüzündeki gülümseme için değerli Dilan. Sağ ol. Dilan, bacı, bak sen de madem kurduğun hayatına gireceksin, yani öyle görünüyor, böyle şeylere talip. Böyle şeylere alışmaya bak bir an önce, haydi. Evet. Olurum, Celil'in yanında talim yaparım. Subay Taha Emir. Naza. Seni istiyorlar. Efendim, ben Naza. Sana başka görev verilecek. Kabul etmezsen bu resimler yüzbaşıya. Lan sen. Naza? Durum sakin, yok bir şey. Bu soysuzlar bir oyun oynayacak ama ne? Ziyaretçin orada. Ne oldu? Naza planı devre dışı Şivan. B planına geçiyoruz. Hazır ol. Al bunu. Camaran bunu yutsun. Biraz hastalanacak. Hastaneye kaldırmak için ambulans gelecek. Sonrası bize ait. Peki, ben nasıl çıkacağım buradan? Bravo anlatmış sana. Sungurlar çıkaracak seni.
Hadi herkes koğuşlara. Hadi hadi hadi. Koğuşlara hadi. Acele edin koğuşlara hadi. Sen bekle. En son sen gir. Şu koridoru göster. Orası kör nokta Serdar. Orayı göremeyiz. Geç içeri. NASA planı yattı. B planı işliyor. Al bu hapı iç. Hastalanınca ambulans gelecek. Tamam. Gelmeliydi. Bir şeyler dönüyor. Ne oluyor komutanım? Cezaevinde bir şeyler oluyor. Yavuz hücreye getirilmedi. Ben albayı alayım. Cezaevinden ambulans isteniyor. Tamam. Gerçek ambulans gelmeden alalım şu adamı. Komutanım, biz cezaevine ulaşmadan hastayı sevk etmeyin. Mahkeme öyle bilir. Bunu yapamazlar. Ambulansı çağırmışlar. Hazırlanın, hemen çıkıyoruz. Hadi. Hadi arkadaşlar, hadi. Hadi Memiş, kolay gelsin. Serdar, Serdar. Ne oluyor? Yavuz'u cezaevinden kaçıracaklar. Hemen gitmemiz lazım. Hadi.
Beni görmeniz. Ben körüm patron. Topla şu leşleri yok et. Emredersin patron. Olsun Şahmaran. Burada çalışacaksın. Her türlü gelişmiş teknoloji var burada. Sungurlardan intikam almak istiyorsun değil mi? Hem de hemen. Dikkatli olun. Pusu atmış olabilirler. Celil, dikkatli olun. Aman aman. Daha temiz. Doktor. Aga tamam, sıkıntı yok, yaşıyor. Heh, iyi. Çok şükür. Ama kaçırmışlar şerefsizi. Sungurların en güçlüleri. Yüzbaşıyla astsubay. Biz onlara acı çektirmek için en zayıfından başlayalım. Naza, onu bana bıraksın. Doktor. Daha basit. Daha kolay biri olsun ilk. Daha acılı olsun. Kardeşi Beriman, kocası Memiş ve çocukları cehennem azabı yaşayacaklar. Sungurlarda ilk vuracağımız hedef bu. Yavuz şerefsiziyle onu kaçıran Bravo'nun hedefi biziz. Bu seferki savaş yaman olacak. Müzik.